İsmail Yaşa, Cezayir Gazze'ye ordu mu gönderecek? Önceki gün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbu'nun Mısır sınırı açarsa Cezayir ordusu Gazze şeridine gitmeye hazır dediği bir video sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Arapça ve Türkçe bazı sosyal medya hesaplarında Tebbu'nun Cezayir ordusunu Gazze şeridine savaşmaya göndermeyi kastetmiş gibi paylaşımlar ve Erdoğan'ın yapamadığını yaptığı öne sürülerek Cezayir Cumhurbaşkanı'na övgü yağdıran yorumlar yapıldı. Oysa Arapça bilen ve videoyu seyreden herkesin anlayacağı gibi Tebun gerçekte Cezayir ordusunu İsrail ordusuyla savaşmaya değil, insani yardım faaliyetleri için göndermekten bahsediyordu. Filistin davasından ve Gazze şeridinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Tebbun, ordunun hazır olduğunu belirttikten sonra Mısır'ın sınırı açması ve tırların geçişine izin vermesi halinde Gazze şeridinde 20 günde 3 hastane kuracaklarını ifade ederek yüzlerce doktor göndereceğiz ve Siyonistler tarafından yıkılan yerleri yeniden inşa edeceğiz dedi. Cezayir'de 7 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve Tebun yeniden aday. Seçim kampanyaları geçen hafta başladı ve Cezayir Cumhurbaşkanı da zaten söz konusu açıklamalarını ülkenin kuzeydoğusundaki Konstantin kentinde düzenlenen ve seçmenlerle bir araya geldiği programda yaptı. Kısacası o sözler daha çok iç politikaya yönelik seçim propagandası kapsamında yapılmış bir açıklama. Mısır'ın Gazze şeridine yönelik politikasında eleştirilecek ve söylenecek elbette çok şey var. Ancak Mısır sınırı açıp "Buyurun, refah kapısı açık" dese bile Cezayir ordusunun mevcut koşullarda Gazze şeridine girme ihtimali yok. Çünkü sınırın diğer tarafında İsrail ordusu var ve Cezayir askerlerinin Gazze şeridine girmek için ya İsrail'den izin almaları ya da İsrail ordusuyla savaşmaları gerekir. Cezayir ordusu İsrail ve Batılı müttefikleriyle savaşmayı göze alabilir mi sorusunun cevabı ise kesinlikle hayır. Çünkü Cezayir'de ordu perde gerisinde ülke yönetimini elinde tutuyor. Rahmetli Abbasi medeni başkanlığındaki İslami Selamet Cephesi 1990'daki yerel seçimlerde ve 1991 sonlarındaki genel seçimlerin ilk turunda büyük bir başarı elde edince Cezayir ordusu başta Fransa olmak üzere Batı'nın desteğiyle darbe yapmış. Sonrasında ülke yaklaşık 10 yıl sürecek ve El Aşriye es-Sevda adıyla anılacak karanlık ve kanlı bir döneme girmişti. Cezayirli generaller İsrail ile savaşa girecek olsalar, ülkelerindeki batı destekli vesayet sisteminin yıkılacağını ve örtülü iktidarlarını kaybedeceklerini herkesten iyi bilirler bu bir. İkincisi, Cezayir ordusu Filistinlilere destek için İsrail ordusuyla savaşmayı gerçekten göze alacak olsa, Mısır sınırından başka alternatifler var. Donanmasının Gazze Şeridi sahillerine kadar önü açık. Ayrıca Cezayirli generaller Beşar El Esed'in de en büyük destekçilerinden. Cezayir ordusu işgal altındaki Filistin topraklarına karadan sokmak isterlerse Suriye sınırını kullanabilirler. İsrail ordusu elbette savaşılamaz ve yenilmez bir ordu değil. Bir avuç mücahit onca imkansızlıklara ve güç dengesizliğine rağmen aylardır işgal ordusuna kök söktürüyor. Ancak mevcut Cezayir ordusu Gazze şeridi sakinlerinin yardımına koşacak ve İsrail ordusuyla savaşı göze alacak o şanlı ordu değil. İsmail Yaşa Diriliş Postası Taha Kılınç, Abbas'tan sonra Filistin yönetimi başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyareti ve mecliste yaptığı konuşma geçtiğimiz haftanın satır başlarından biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemden bazı siyasi partiler diyorlar ki şu anda hükümet Filistin Başbakanı'nı Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun yahu davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas'ın kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım davet ettik ama gelmedi bekliyoruz bakalım gelebilecek mi şeklindeki sözlerinden ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şüpheli bir suikasta kurban gitmesinden sonra Abbas Abbas'ın Türkiye'nin davetine icabet etmekten başka şansı zaten yoktu. Mahmud Abbas'ın meclisteki konuşması hem kendisinin Filistin siyaset sahnesindeki tartışmalı konumundan hem de şahsi hitabet kabiliyetinin limitlerinden ötürü epey sönüktü. Yine de Filistin'in haklı davasının Ankara'dan bütün dünyaya yeniden haykırılması velev ki Abbas'ın dilinden olsun anlamlıydı. Şu anda 90'ına merdiven dayamış bulunan Mahmud Abbas, 1960'lardan günümüze Filistin cephesinin önemli aktörlerinden biri. İsrail işgaline karşı mücadelenin bütün dönemlerine ve dönüm noktalarına tanıklık eden Abbas, Yasir Arafat'ın 2004'teki ölümünün ardından üstlendiği devlet başkanlığı vazifesini sürdürüyor. Abbas'ın ilerleyen yaşı ve sağlık durumu ise Filistin siyaset sahnesinde Abbas'tan sonra neler olacağının konuşulmasını gerekli kılıyor. Şu anda kabaca Hamas-Fetih şeklinde ayrışmış bulunan Filistin cephesinde Mahmud Abbas'ın yerini doldurması beklenen ilk aday Muhammed Dahlan. Adı Arafat'ın zehirlendiği iddialarına karışan Dahlan, 2006'da Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze'de Hamas mensuplarına karşı başlattığı savaşı kaybettikten sonra Abbas tarafından da dışlandı. 2011'den itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşen Dahlan ailesiyle birlikte Sırbistan ve Karadağ vatandaşı oldu. Böylece bir ayağını da elbette Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin izniyle Balkanlara ve Avrupa'ya bastı. Muhammed Dahlan'ın Gazze ve Ramallah'tan ayrı kaldığı bunca zamandan sonra Filistin siyaset sahnesinde hemen kabul görmesi ve Abbas'ın yerini hızlıca doldurması elbette çok kolay olmayabilir. Ancak Dahlan'ın varlığı Abbas'tan sonra Filistin politik arenasını kimin domine edeceği noktasında Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan arasında kıyasıya bir çatışmanın yaşanacağına işaret. Aynı zamanda İsrail ve Amerikan istihbarat servisleriyle de yakın münasebetleri bulunan Muhammed Dahlan'ın Filistin içinde hala kendisine bağlı bazı grupları kontrol edebilecek güce sahip olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Hamas'ın aksine Fetih ve FKO. Arafat'tan sonra onun yerini dolduracak karizmatik liderler yetiştiremedi. Dahla'nın bu anlamda sosyal ihtiyaca cevap verebileceğini söylemek zor. Fetih saflarında sivrilen bir diğer siyasi ve askeri lider Mervan Bergusi yaklaşık 20 yıldır İsrail tarafından hapiste tutuluyor. Bergusi'nin alıkonulması elbette Filistin yönetiminin de işine gelen bir husus. Hatta Ramallah-Tel Aviv arasında bu konuda bir konsensüsün bulunduğu yönünde iddialar mevcut. Arap dünyasının bazı muktedir ülkelerinin kendisini şeytanlaştırması yüzünden İran'a mecbur kalan Hamas'a Yahya Sinvar'ın liderliğinde bundan sonra ideolojik yönden bağımsızlık mücadelesi verecek gibi görünüyor. Hamas'ı zaten İran'ın aparatı olarak konumlandırmaya can atan söz konusu Arap ülkelerine koz vermemek Hamas yönetiminin bundan sonraki imtihanı olacak. Tüm bunların ötesinde Filistin topraklarında İsrail işgalinin meydana getirdiği acı neticeler ve türlü mahrumiyetler sahada yeni oluşumların filizlenmesine de yol açabilir. Örneğin Batı Şeria'da Cen'in bu anlamda ciddi bir merkez olmaya aday, İsrail'in sürekli gözetim altında tuttuğu Cenine düzenlenen her işgal saldırısı aynı zamanda buralardaki direniş odaklarını da güçlendiriyor. Fetih 1959'da Kuveyt'te yaşayan Filistinli mülteciler tarafından kurulmuştu. Ardından Filistin davasını sahiplenme derdine düşen Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır 1964'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kuruluşunu organize etti. Hamas, FKÖ'ye karşı zaman içinde oluşan tepki tabanının üstünde 1987'de yükseldi. İsrail işgaline karşı mücadele azmi hiçbir zaman tükenmeyeceğine göre Filistin davasının ikbalini omuzlayacak yeni oluşumların sahneye çıkma ihtimalini gözden ırak tutmamak gerekiyor. Taha Kılınç, Yeni Şafak İsmail Yaşa Kiminle neyin müzakeresi? Katar'lı, Mısırlı, Amerikalı ve İsrailli yetkililer işgal ordusunun Gazze şeridine açtığı savaşı sona erdirecek ateşkes anlaşmasının müzakere için Doha'da bir araya geldi. Hamas'ın heyet göndermediği müzakerelerin ardından Amerika, Katar ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada görüşmelerin ciddi ve yapıcı olduğu öne sürüldü ve müzakerelerin Kahire'de devam edeceği belirtildi. Amerika Başkanı Joe Biden da müzakerelerden ümitli olduğunu söyleyerek ateşkese hiç olmadığı kadar yakın olduklarını öne sürdü. Hamas liderlerinden Sami Ebu Zuhri ise Biden'ın bu iddiasını yalanladı. Herhangi bir anlaşmanın yakın olmadığını, ortada gerçek anlamda bir müzakere bulunmadığını, bilakis İsrail'in tavrını benimseyen Amerika'nın koşullarını dikte etmeye çalıştığını söyleyen Ebu Zuhri'nin açıklamaları hakikatin ta kendisi. Hamas heyetinin yokluğunda İsrail, Amerika ve arabulucu diğer iki ülke neyin müzakeresini yapabilirler? Doğadaki görüşmelerden önce Hamas kararını zaten açıklamış. İsrail'in Biden tarafından önerilen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan ve Filistin direnişi tarafından da kabul edilen anlaşmaya uymasının sağlanmasını istemişti. Hamas'ın o noktadan daha geriye gitmesi ve sürekli yeni şartlar ileri süren İsrail'in taleplerini kabul etmesi mümkün değil. Amerika, Mısır ve Katar müzakerelerde ilerleme sağladık, görüşmeler olumlu geçti, anlaşmaya yakınız vesaire diyerek hayal satarken İsrail ordusu Gazze şeridinde katliama devam ediyor. İşgal güçleri sadece insanları değil, atları dahi vuruyor müzakerelerde ara bulucu rolündeki 3 ülkeden Amerika'nın tamamen İsrail yanlısı olduğunu söylemeye gerek yok. Washington adeta İsrail tarafından rehin alınmış gibi. Amerikan kongresine davet edilip coşkuyla alkışlanmasının ardından Biden yönetiminin Netanyahu'ya Filistin lehine baskı yapacağına yapabileceğine, yapmaya kalksa bile mevcut haliyle İsrail hükümetinin söz konusu baskılara boyun eğeceğine hala inanan var mı? İsrail İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerde Amerika'nın görevi Katar ve Mısır'ın Hamas'a baskı yapıp Filistin direnişinin önerilen ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesini sağlamak. Doha ve Kahire'nin görevi de İsrail'in dayattığı koşullarda bir anlaşmayı imzalamaya Hamas'ı ikna etmek. Bu arada Refah Kapısı ve Selahaddin, Philadelphia Koridoru gibi konular da İsrail ve Mısır arasında müzakere Ediliyor. İsrail ve Arap bulucular savaştan sonra Gazze şeridinin kimler tarafından ve nasıl yönetileceğini de aralarında konuşuyor olabilirler. Ancak Hamas ve diğer direniş grupları bu konudaki tavırlarını çoktan açıklamış ve bunun Filistinlilerin bir iç meselesi olduğunu dışarıdan müdahaleyi kabul etmeyeceklerini ilan etmişlerdi. Mevcut tablo ve açıklamalar Kahire'de müzakeresine devam edilecek ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edilmeyeceğini gösteriyor. İsrail medyası müzakerelere katılan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Mısır ve Katar'ın Hamas'a çok büyük bir baskı uygulamaya hazırlandığını öne sürüyor. Doha ve Kahire'nin elinde para yardımı ve refah kapısı gibi kartlar var. Savaş sona erse bile Gazze şeridinin yeniden imarı için yüklü miktarda paraya ve refah kapısının açılmasına ihtiyaç duyulacağı kesin. İsmail Yaşa Diriliş Postası